30 Ağustos 5 Eylül. Değerli yay burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam günlük yorumlarımı da takip edebilirsiniz. Lütfen beğenin, yorum yazın, kanalınıza sahip çıkın. Siz bilirsiniz. Vallahi bir canım eser hiç yapmam ona göre dermişim ama artık seviyorum ya. Severek yapıyorum. Eskiden çok bunalıyordum. Nefes alamıyorum diyordum ama şimdi severek yapıyorum. Şöyle bir durumumuz var. Biraz daha sosyal anlamda özel ilişkilerle alakalı bazı farkındalık kazanabilir. İnsanların alaycı tavırlarının farkına varabilir. Kendi özel hayatınızı gizli yaşamaya ve ilişkilerinizdeki hataları görerek onları düzeltme içerisinde olacağınız ve hayat tecrübesi yaşayacağınız. Hatta tam anlamıyla karşı tarafa "sen de bu hata var, bu yüzden mutsuzum" diyeceğiniz, kendinizi çok güzel hani şeffaf anlatacağınız bir dönem. Bu şeffaflığı aştığınız sürece artık kendinizi bulduğunuzu, başka insanların yükünüzü üzerinde hissetme istemediğinizi, eşiniz olsun, çocuğunuz olsun, ananız olsun fark etmiyor. Ben artık kendim, kim değil, kendim için varım, çocuğum için de varım ama önce benim diyeceğiniz, artık hayatımızdan çıkması gereken birçok insanı geride tutup artık herkese izin veriyorum, affediyorum, artık benim için ben, benim ailem, benim karım, benim anne, ilk önce ben diyoruz, sonra aile bütünlüğümü, en son arkadaşlarınızı arayacağınız. Çünkü artık sizde şey var, ben huzurlu bir hayat istiyorum. O kadar hayatımdaki her şey tepe taklak olduğu için ve genç yaşta da bunu dinleyen takipçimiz varsa, 25 yaşındaysa 18, yorucu bir aile olabilir, yıpranmış bir düzen olabilir. 40 yaşında bir insan dinliyorsa da, bekarsa bile elime aldığım her şeyi kurudu, artık sadece ben diye yaşayacağım. O yüzden bu dönem ilişkilerinizle ilgili siz konuşacaksınız, onlar karara saygı duyacak. Bu konu sizin için önemli? Geçmişe ait tüm ne varsa, kafanızda sorununuz ne varsa hepsini geride bırakacaksınız. Ve kendinizle alakalı işiniz ve hani kartları açacaksınız. Tak 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 tak, ben böyle bir iş istiyorum ve bu işimde haklarımla ilgili savaşacağım. Hak ettiğimin mücadelesini vereceğim ve artık ben bu rahatlıkla patronunuza, çevrenizdeki her şeye söylemek kararı içerisinde olacaksınız. Bence artık bu da sizin bayağı hayata meydan okuyacaksınız değerli yay burçları. Meydan okuduğunuz hayat size güzellikler getirecek. Fazla taşkınlığa gerek olmadan, fazla abartmadan... Tabii ki doğru yoldasınız ama kimseyi incitmemeye de özen gösterin diyorum. Çünkü dilinizin bazen söylediği söz kalbinizi bile incitiyor. Karşı tarafı nasıl incitmesin ki? Dilinizin kemiği yok demek istiyorum yani, bilin. Bu aralar bazı iş konularını, mesela bir yerde çok uzun süredir çalışıyorsanız burayla alakalı bağlantıyı kesip kendi işinizi kurmak isteyen yay burçlarına, evet, olumlu bir süreç. Kendi yerini araştırıyor olabilirsiniz. Nerede yapacağınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Bunlar doğru. Eğer devlette avukat, doktor, hakim, savcı ya da büyük bürokrat bir alanda çalışıyorsa belki orada mali müşavir olabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Sekreter olabilirsiniz. Yer değişimleri söz konusu. Bu değişimlerde aslında gideceğiniz yer daha huzurlu ve daha rahat ama siz bulunduğunuz noktayı istiyorsunuz ama orada bazı karışıklıklar, iftiralar olacak. Bence bir an önce gidin. Çünkü siz zaten gerçeklerle yüzleşip artık ben adımı yapmak istediğiniz için gideceğiniz nokta sizin için doğru. Özellikle sanata, spora merakı olan ve çocuklarınız bu noktada meraklıysak, yıldızları parlak, bunun üzerine daha ön planda gidin. Onların hayatlarına çok daha güzel dokunun istiyorum. Bu ara evde bir gereksiz tartışma, yüksek ses konumuz var değerli yay burçları. Kendinize ifade ederken ses tonunuz yukarı çıkıyorsa, ev içerisinde çocuklar, eşiniz, sevgilinize yapıyorsanız, bu ara lütfen biraz freni geride tutun ve incitici oluyorsunuz, gerek yok diyorum. Sevgilinizle şahit olacağınız çok güzel mutluluklar var. Sevgilinize evlilik teklif edebilirsin. Söz, nişan konularımız olabilir. Güzel, çok keyifli aşka başlangıç yapabilirsiniz. Ve uzun süredir hayal ettiğini kurduğunuz, gerçekleşmesini istediğiniz bir kişinin geri dönmesini istiyorsanız bile bu hayatınıza gelecek. Özellikle sizde 15 Eylül, 9 Eylül arasında bu noktalarımız çok hareketli. Anahtar konusunda da şöyle söyleyeceğim, 26 Eylül konusunda taşınma, yeni bir noktaya geçişimiz bizim için daha hayırlı olacağını söyleyebilirim.
Uzun süredir de sağlık olarak değerli yay burçları, göğüs kistlerimiz ya da guatr ile ilgili hassasiyetimiz olabilir. Son zamanlarda kemiklerle, sıvılarla alakalı sorunlarımız olabilir. Bir de baş dönmenize dikkat edin, ihmal etmeyin diyorum. Bir de şöyle söyleyeceğim, mahkemelik ve avukatsanız, avukatlık yapmak istemiyorsanız farklı bir şey yapacaksınız sanat üzerine. Yapın, cesaretinizi toparlayın. Bu astrolojik danışmanlık olabilir, yaratıcı bir nokta olabilir, kozmik enerji olabilir. Farklı bir sektöre yönelme, spor salonu bile açabilirsiniz, hiç önemli değil. Bunu hayata geçirin, mutlu olacaksınız. Bir de güzel bir iş teklif var, imzanı at, keyifli işe başla. Yolun, bahtın güzel olsun değerli yay burçları. Mutlu kalın, hoşça kalın.